Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Biz Erzurum programı haftanın son programıyla karşınızda. Malum perşembe günleri tüketici konularına değiniyoruz. Hak arama konusunda neler yapılabileceği konusunda sizlere bilgiler aktarıyoruz. Tabii bu programda bizlere destek veren Tüketici Hak Arama Derneği Başkanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da yoğun desteği ve ilgisi olduğunu da buradan hatırlatalım. 213-15-20 canlı telefon hattımız. Sevgili izleyiciler, bu numaradan bizlere ulaşıp programımıza telefon bağlantısıyla katılabileceksiniz. Bugün konular yine oldukça fazla. Erzurum'da özellikle bazı konular var ki insanın gerçekten canını sıkıyor. Tabii bunları da dile getireceğiz. Yine ülke gündemini meşgul eden bazı konular var ki artık insanları gerçekten ama gerçekten sıkmaya başladı. Bu konulardan şu dosya masrafları işi. İstanbul'dan, Ankara'dan arayan bazı şirketler vatandaşlardan para karşılığında forum göndererek adeta insanların sırtından kolay yoldan para kazanma, dolandırıcılık işine varana kadar bu tür girişimlerde bulunuyorlar. Buradan defalarca söylememize rağmen bazı vatandaşlarımız yine bu oyunlara maalesef düşüyor ve düşme sonucunda da maddi olarak da kayba uğruyor. Bunları da konuşacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Sayın Nihat Altay ve hukukçumuz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Topçu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Evet, moraller nasıl? İyi. Her zaman gibi programa bomba gibi hazırlandık. Evet. Yine halkımızı bilinçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Yine her zaman olduğu gibi Erhan Bey son saniyede yetişti programa. Avukat. Yani adliyeden çıkar çıkmaz sorumlu. Duruşmalarım vardı. Evet. Bir iş mahkemesinde. Önemli bir davaydı. Onun için biraz geciktik. Kusurumuza bakmayın diyorum. Ayrıca şunu da belirteyim. Cumartesi Pazar Tüketici Hak Arama Derneği olarak bir Trabzon gezimiz vardı. Oraya da gittik. Moraller çok iyi diyebiliriz. İyi, peki. Ha. Evet, şimdi Sayın Altay, okul kantinleri, Vali Bey harekete geçti okul kantinlerinin denetimi konusunda. Evet. 15 Eylül'de okullar açıldı. Bugün Kasım'ın 20'si. Yani doğal olarak da 35 gün sonra kantinler denetlenme noktasında birileri, işte Sayın Vali harekete geçilmesini istemiş. 35 gün bahsediyoruz ve bu okullarda okuyan kendi çocuklarımız, geleceğimizin teminatı olduğu olarak gördüğümüz çocuklarımız ancak 35 gün sonra mı akıllara geldi diye bir soru ortaya çıkıyor. Veya bu kantinlerde işte tost yapılıyor. Nasıl bir sucukla yapılır? Nasıl bir salam veya sosisle yapılır? Veya kaşarı nasıl, nereden alınıyor? Veya ne bileyim çocukların içtiği çaylar, yediği yemekler nasıl yapılıyor, temiz mi değil mi, bu manada büyük sıkıntılar vardı, şikayetler de vardı, bize gelen velilerden gelen şikayetler. Tabii bu manada bu okul kantinlerinin denetim altına alınması noktasında biraz geç kalınmadı mı sizce? 35 gün sonra, bu yıl için söylüyorum, 35 gün sonra yapılmışsa bile başarı, çünkü bundan önce hiç yapılmıyordu. Yani hiç olmazsa 35 gün sonra bu yıla bir başlangıç olarak yapmışlar. Yine büyük bir başarı. Yine ama bir detay var burada. Şimdi eğer ki bu kantinlerin imine cinine böyle bir araştırma yapılırsa hiçbir kantini şey yapmaz. Hiçbir kantin faal olarak çalışmaz. Yani çünkü ben bu konuda çok da biraz ilgi alanım. Çünkü pastane fırınları çok zaman ben şöyle gider gözetlerim, denetlerim. Çok da oturmuş böyle konuşmuşuzdur o insanlarla. Ben halen daha şunu söylerim. Şu pastanelerin veya fırınların birçok imalatına gidin. Şöyle bir gezin. Hayatınızda pasta ve ekmek yemezsiniz. Yani o kadar detaylı. O yüzden diyorum ki yani tabii bu konuların üzerine gidilmesi gerekir. Bir önce dediğiniz gibi sucuktur, kaşardır, ekmektir, nasıl alındı, nasıl yapıldı, bunların üzerine gidilmesi, temizliği, hijyenik olması gerekir. Ama bir de çok da detayına girilirse yani ne kantin kalır, ne fırın kalır, ne pastane kalır.
Güzel de ama orada çocuklar siz haklısınız. Yani ama sıkıntı, yani sıkıntı büyük bir şey demiyorum. Ama yani bunun şöyle çok, yani ben ya Sayın Altay, biz nerede yaşıyoruz Allah aşkına? Ben bunu şey yapıyorum. Yok biz nerede yaşıyoruz? Bu Türkiye ile alakalı değil. Abi yani tamam da nerede yaşıyoruz? Dünya genelinde böyle. Biz köyde mi yaşıyoruz? Yani Türkiye ile alakalı değil bu. Nasıl alakalı? Dünya genelinde böyle. Hani şimdi Erzurum'da birkaç tane fırın var, şey çıkartıyor. El değmeden ekmek çıkartıyor. Yani hiç, sadece her şeyi makine yapıyor. Ona bile gidin bakın, yani böyle çok denetlemeye girerseniz kapatmaya, yani hiç o faaliyet işlemez, kapatmaya götürür. Şimdi ben o zaman şunu söyleyeyim. Biraz sağlığa girdik ama direkt. Bir, içtiğimiz su problem. Yediğimiz ekmek katkılı. Katkı var. Evet. GDO'lu ürünler. Yok diyen adam varsa gelsin buyursun. Sebzelerimiz GDO'lu. Değil mi? Evet. Etlerimiz ne derece sağlıklı alanlarda kesiliyor veya ne eti yediğimizi bilen var mı? Tamam, kasaptan gidip alıyoruz. Değil mi? Son günlerde çok popüler bir konu. Etiyopya'dan getirilen etlerden bahsediliyor. Ne eti olduğu belli değil. Bildiğimiz hayvan, küçükbaş veya büyükbaş hayvanların haricinde farklı etler kaçak yollardan getirilmiş yurt dışından. Bu konuda aslında başlı başına bir program yapılması gereken bir konu diye düşünüyorum. Etimiz hakeza öyle. Diğer işte süt veya yoğurt veya ne bileyim, yani insanların gıda bakımından temel ihtiyaçlarını düşünün abi. Her şey hormonlu hale gelmiş. Genetiği değiştirilmiş gıdalar. Evet. GDO, bir zamanlar da Türkiye gündeminde bu vardı. Şimdi fırınların durumu belli. Hastanelerin durumu belli de bunları biz ve çocuklarımız yiyoruz. Ama Sayın Ergen, ben olan şeyi söylüyorum. Yok şimdi, yani tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı var mı? Var. Sağlık Bakanlığı var. Evet. İl Halk Sağlığı var. Var, oğlu var. Aslına bakarsanız, sözünüzü valla kestim Naci Bey. Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir araya gelerek bir yönetmelik çıkarması gerekiyor. Ve bu sorunların önüne geçebilmek için özellikle tüketici derneklerine gidip iş yerlerinde oraları denetleme hakkının verilmesi gerekiyor ki bu sorun çözülebilsin. Bizlere o hak verilmediği sürece bu problem devam edecektir. Çünkü Ankara'da alınan kararlar Ankara'yı bağlar. Erzurum'un Pasinler ilçesini veya Horasan ilçesinde bağlayıcı değildir. Halk kendine işte hayvanını da keser, GDO'lu ürünü de satar, her şey yapabilir. Ama yerelde bu sorunun çözülebilmesi için tüketici derneklere, o ilde kurulmuş tüketici derneklerine denetleme hakkının mutlaka verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sayın Topçu, ben bu konuda bir proje, bizim Tüketici Yakalama Derneği olarak Erhan Bey diye bilir, bir projemiz vardı. Şimdi projemiz şöyleydi, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da bu proje zaten şu anda var, gerçekleşiyor. Evet. Biz Tüketici Yakalama Derneği olarak vatandaşa bilinçli tüketici eğitimi verecektik. Ve Tarım İl Müdürlüğü bu konuda eğitim verdikten sonra bir sınav yapacaktık. Sınavda başarılı olan vatandaşlara Tarım İl Müdürlüğü şey verecekti, sertifika verecekti. Bu sertifika hani bu trafikte fare müfettişler olur. Evet, bunun evet. gibi fare müfettiş gibi bu insanların gidip de orada kontrol amaçlı bir yetkisi olacaktı. Belki yaptırım olmazdı ama sonuçta hiçbir şey olmasa bir caydırıcılık açısından önemli bir etkisi olurdu. Yok, etkin olabilmesi için yaptırımın olması gerekiyor o konuda. Yok yani yaptırım ama çünkü evet. O insanlar şimdi biz nasıl bir tüketici örgütüyüz? Bir internette, televizyondan hangi evet. tüketici konusu açılıyorsa biz hemen o konuya odaklanıyoruz. Şimdi o insanlar da o işte uzman olduğu için, yani direkt o işe adapte olduğu için evet. bir markete, bir fırına, bir şeye gittiği zaman detaylı olarak inceleyeceklerdi ve sertifikalı yapacaklardı bu işi. Tabii. Bu konu üzerine çok düştük ama hiç kimse bu konuda bize destek vermedi. El atmadılar efendim. Biz kaymakamlıklarla vesaire falan görüştük. Yani Nihat Bey'le birlikte gittik. Görüşme yaptık.
bu konuyla ilgili hiçbir gelişmeyi elde edemedik. Abi demezsin. Şimdi hangi gün gördünüz zabıta ekipleri bir marketi denetliyor? Evet. Sadece Ramazan ayı. Bu memlekette bir Ramazan ayı denetim yapılır. O da bir iki basın mensubu işte çıkar göstermelik. Göstermelik. Evet. İşte falanca evet. Belediye evet. Abi gitti denetim yaptı. Ya hikaye. Evet. Ya vatandaşın sağlığını düşünen yok. Kusura bakmayın. Evet. İl halk sağlığı açıklama yapıyor. Bu kadar çeşmemiz işte kirli su akıyor. Evet. Su içilmez. Ya bir kardeşim, iki de basın mensubu yanlarını alırlar. Zaten, göstermelik sanki her gün o denetimi halk, yapılıyormuş gibi böyle. Yani bu sağlık il müdürlüğünde, evet. Halk sağlığında kim ne görev yapıyor onu bile bilmiyoruz. Evet. Bırakın şeyi. Zabıtaları görüyoruz. Düşmüşler 3-5 tane gariban seyyar satıcının peşine. Yani böyle bir mantık var mı abi? Fırınlar denetlenmiyor. Bakkallar, marketler, et şarküterileri bilmem neler. Ya gıda satışı yapan bütün yerler. Ha. Kimin sorumluluğunda abi? Belediyenin sorumluluğundadır. Ha. Veya işte halk sağlığının abi koordineli bir çalışma yapılacak. Tabii ki. Bak tabii. Bugün diyorum ki geçen bir vatandaş aradı. Diyor ki Erzurum'un üzerinde buradan ilk defa söylüyorum. Erzurum'un üzerine zehir atılıyor dedi. Nereden atılıyor biliyor musun? Uçaklardan. Adam şöyle ağır da bir iddiada bulundu. Hatta araştırılmasını istedi bu konunun da tabii vaktimiz olmadı biz o konuya. Erzurum'da sayısız uçak geçiyormuş. Ve bu geçen uçaklar Erzurum'un üzerine zehir bırakıyormuş. Haberiniz var mı? Belki komik gelebilir ama doğru bu ha. Bir gün havaya bakın. Normalde bir uçak giderken arkasında bir tane dumanı bırakır. Ne kadar da kaybolması lazım o dumanın? 3-5 saniye sonra kaybolmuş. 3-5 saniye sonra ama ne yapıyor? Öyle uzun bir duman var ki anlamıyoruz. Diyoruz aa uçak giderken demek yol çiziyor. Değil. İşte o zehirmiş abi. Ve bunu bir vatandaş ısrarla anlattı bize. Gerekli mercilere de söylemiş ama kimin umurunda abi? Ve bunu yapanlar kim biliyor musun? O emperyalizm güçler var ya dış güçler. Abi yavaş yavaş zehirliyorlarmış bizi. Bu bir iddia. GDO'lu ürünler de aynı. Şimdi yani. bazen deriz ki eskiden insanlar hani bu kadar tıp gelişmemiş, bu kadar sağlık açısından faydalı ilaçlar çıkmamış ama insanlar bizim kadar bizden çok çok fazla yaşıyorlar, bizim kadar hastalanmıyorlar ve şöyle bir şey o insanlar hiçbir zaman yani kanser nedir bilmezmiş. Şimdi kanser grip gibi olmuş. Ben soru soracağım. İkinize de soruyorum. Evet. Bir köye gittik. Evet. Ya da köye gitmeden önce şehirde sabah kalktığınızda içinizden kahvaltı yapma gelme isteği var mı? Oluyor mu? O anda yataktan kalkar kalkmaz elinizi gözünüzü yıkadınız abi hemen kahvaltı yapma iştahınız oluyor mu? Oluyor. Ne kadar oluyor mesela? Fazla oluyor. Ne kadar yersin sabah kahvaltısı? Ya, doymam. Doymazsın. Evet. Peki köyde olduğun zaman düşünsene, organik bir salata çeşidi, organik bir bal, organik tereyağı. Ben köy için söyledim, sözünüzü kestim. Yok. Ben köy için doymam dedim. Şehir için değil, yanlış anlaşıldı. Şimdi, ben köy, yanlış abi, anlaşıldı. Anladım ben aslında yanlış anlaşıldı. Ben yanlış anlaşıldı, ben köy için istemedim. Çünkü ben köyde kalıyorum bazen. Bak, işte onun için evet. Ki bakın. Geçen ben tam bir tersi bir cevap bekliyordum yok, ama başkandan. Yok ben köyü anladım. Şimdi bakın geçen bir sinema filminde bir iş adamı, çok zengin bir iş adamı bir de bir deniz kenarında kendi kulübesinde ama doğal ürünlerle beslenen bir vatandaşın filmini sinemaya aktarmışlar. Evet. O adam işte yoğun iş stresi, işte zayıflamak için devamlı yeşillikler yiyor bilmem ne falan ama en sonunda geliyor adamın avucuna düşüyor adam. Adam orada yumurta, tereyağında yumurtayı pişiriyor ya adam böyle bakıyor garip garip hiç yememiş ki adama yumurta vermiyorlar ki. Neymiş kolesterolü varmış falan filan. Abi adam diyor ki bir tadına bak. Adam bir tadına bakıyor diyor ki daha yok mu getir. Şimdi biz inanın bakın şişiyoruz abi. Zayıflama işi değil bu. Şişiyoruz. Niye şişiyoruz? Bu organik olmayan ürünler, hormonlu ürünler sayesinde. Ya bugün bir, ne bileyim domatese bakıyorsun abi, şekilsiz bir domates yiyoruz. Ha.
Şekilsiz, yok, şekilsiz tadı tuzlu. Fazla şekilli. Fazla şekilli. Fazla şekilli. Domatesi getiriyorlar. Domates dediğiniz biraz şekilsiz olur aslında. Eni, boyu, çapı her şey aynı. Evet. Ya bu, diyorum ki bu domates dedi aynı, hep aynı şey. Bana birisi dedi ki bana aynı fabrikadan boy, çıkmış boy, gibi boy, değil boy. Mi? Ama boy boy da bu kadar boy, evet, boy olmaz ya. Neyse şimdi gelelim bir başka sıkıntıya. Şu çocukların okul çantalarını hiç taşıdınız mı? Var mı okula giden çocuğunuz? Tabii. Hiç aldınız mı o çantada? Sen bekarsın sen. Taşıdık ve bu konu her zaman da dile getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz. Artık bu konuyu bir insana çözüm bulması için vicdan sahibi olması gerekiyor. Demek ki abi kimsede vicdan yok bu yetişimde. Vicdan sahibi olması gerekiyor. Allah'tan korkar insan. 10-15 kilo bir çanta olmaz. Evet. Ya onu da bırak. Sabah çocuk okula gitmek için 6'da sabahın 6'sında kalkar mı abi ya? Ya eğitim sistemi. Yani abi bu mu abi çocuklara eğitim? Evet. O çocuk sabah kalkıyor 6'da. 6.30'a kadar hazırlanıyor. Kahvaltı yapamadan kahvaltıya, çünkü iştah gelmez ki çocuğun o saatte, ne iştah gelir abi. Kahvaltı yapamadan hadi babam servise koşuyor. 7'de okula gidiyor, 7.30'da bakıyorsunuz zil çalmış. Yani bu mudur abi, 6 sabahını askeri de mi yaşıyoruz biz ya? Asker mi bu çocuklar? Asker mi yetiştiriyoruz biz? Şimdi şöyle bir şey Sayın Ergen, AK Parti hükümeti bu konuya ilişkin olarak bu eğitim sistemiyle alakalı çocukların çocukluklarını yaşayamadan 25-30'lu yaşlara gelmesini engellemek amacıyla dershane sistemini ortadan kaldırdı. Çok iyi de yaptı. Çok iyi de yaptı. Gerçekten olması gereken bir şeydi bu. Bunun yaygınlaştırılarak ilkokul, ortaokul seviyesine de getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu çocuklarımız çocukluklarını yaşayamadan kendilerini 16, 17, 18 yaşlarında genç hale gelmiş şekilde bulacaklardır. Bunun önüne geçmek gerekir. Dershaneye giden çocuklarımız dershaneler kapatıldıktan sonra bir nebze halkın içerisinde empoze edilmiş. Fakat bunu küçük yaştaki çocuklarımız için de yapmak gerekir. O 30-20 kiloluk kendi ağırlığındaki çantayı sırtında taşıma eziyetinden kurtarmamız gerekiyor bu çocuklarımıza. Ona ilişkin olarak tabii ki iktidarımıza yine görevler düşüyor. Ya şimdi söyledik, geçen bir programımızda yine bunu dile getirdik. Günlük müfredat ne kadar? Bugün günlük müfredat kadar çanta, şey, kitap defter alsın. Bir de sayla gel, işin farklı konusu bu. Bir ince detay var burada. Devlet kitap veriyor. Devletin kitabın yanında bir de veri ağır bir küflet, o maddi boyutu da ayrı bir sorun. Yardımcı kitaplar, okuma kitapları, bilmem İngilizce kitapları, bilmem başka roman kitapları. Bir sürü ayrıca devlet kitaptan haricinde kitap alınıyor bu öğrencilere ve bu öğrenciler tüm kitapları aynı anda taşımak zorunda kalıyor. Ya bir kitabı tercih edin yani, bu kitapların hepsi okunmuyor da. Sanmıyorum okunu, çünkü o kadar kitabı bana geçse ben bir sene boyunca ben bile okuyamam. Şimdi okul servisleri de tabii büyük sıkıntı. Denetim yapılıyor mu yapılmıyor mu, o manada henüz bir şey de göremedik okul servisleri konusunda. Bu konuda şikayetler var mı size gelen? Çok geliyor. Bir de şimdi büyük şöyle metropollerde tüm çocukları taşımak için bir bayan şartı koştular. İndirip bindirme açısından. Evet. Ama halen de Erzurum'da böyle bir uygulama yok. Ve hızlarına bir dikkat edin. Ben bu servis şoförlerinin hiçbirinin böyle bir yavaş gittiğini görmedim. Çünkü ayrı ayrı yerlerden bir belli bir mevkileri yok. Şükrübaş'tan bir alıyor, karayollarından bir alıyor, Çaykara'dan bir aldığı için okula yetiştirmekte zorlanıyor. Zorlandığı için hız yapmak zorunda kalıyor. Özellikle bu hız. Bundan 2 yıl evvel bir kaza olmuştu. Servis şoförü kaza yapmıştı ve trafik şube o zaman bir denetleme başlamıştı. O zaman bir ölü vardı. Bir denetleme başlatmıştı. Böyle var ya, adım attırmadılar şeylere, servis şoförlerine. Yani şimdi gene başlarsa, yani illa bir tane ölüm mü olacak ki gene aynı uygulamayı yapın? İlla ya ölüm mü olacak ki yine aynı şey yapın? Evet, sevgili Murat Kargın şu an hattımızda. Murat Kargın hoş geldin. Alo. Hoş geldin Kargın.
Sayın Ercan, hayırlı programlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Nasıl gidiyor? Sağ ol Sayın Ercan, teşekkür ederim. Evet Sayın Ercan, Erzurum gündemine şöyle bir ufak değinecek olursa, günün en flaş gelişmesi Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. 75 kuruşa sattığı ekmeği Büyükşehir Belediyesi de fırıncılardan sonra onlar da 60 kuruşa çekti. Oo. Yani bugünden itibaren Büyükşehir Belediyesi halk ekmeği de 60 kuruşa inmiş oldu. Çok güzel. Evet, çok güzel. Evet. Gelelim siyasi partilere, özellikle CHP'ye. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelmesinden CHP il yönetimi bir haber. Ne gerek basın mensuplarına, ne gerek bir bildiriyle veya herhangi bir mesajla bildirmemeleri ve şu ana kadar bir hazırlık yapılmaması da CHP il başkanlığının nasıl bir şekilde çalıştığının göstergesini gözler önüne sarıyor Sayın Ercan. Evet. Boş ver, başka? Bugün Dünya Çocuk Günü, Yakutiye Kent Merkezi'nde. Evet. Bugün Dünya Çocuk Günü törenlerde kutlandı. Evet. Çocukların yüzündeki neşe kameralardan kaçmadı Sayın Ercan. Evet. Başka bir şey var mı? Vallahi sobacılar kapanma eşiğine gelmiş Sayın Ercan. Sabah sobacılar bir haberimiz vardı. Sobacılar. Artık Erzurum'da soba satılmıyor. Neden? Efendim her taraf doğalgaz olduğundan dolayı evet. Erzurum'da sobacılık sektörü de artık bitme noktasına geldiğini belirtti sobacılar. Anladım. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bugün yine güzel bir vatandaşlara müjde verdim. Size de kolay gelsin. Hayırlı programlar. Eyvallah. Uçun sağ olasın. Ve avukat abimize selamlar, sevgiler. Kolay gelsin. Hayırlı teşekkür programlar. Ediyorum. Selamlar Sayın Sergen. Ekmek 60 kuruş. Düştü. Bak şimdi. Mehmet Sekmen'i seviyorum. Niye biliyor musun? Bak buradan söylüyorum açık açık. Şu Erzurum'da Fırıncılar Odası yönetimi var. Başına buyruk. Ben dediysem yaparım mantığıyla hareket eder. Fırıncılarla şu anda belediyeyi karşı karşıya getiren o Fırıncılar Odası'dır. Ekmeği 90 kuruşa çıkardılar. Kimsenin haberi olmadı. Ne kadar yiyordunuz ekmeği? 90 kuruş. Önceden 60 kuruş, 60 kuruş aynı. 70 kuruş neyse. Bir anda 90 kuruş. Evet. 30 kuruş zam. Ya şimdi tamam olabilir. Şudur budur. Şimdi Büyükşehir Belediyesi 60 kuruşa indirdi. Farklı yerlerde büfeleri açtı. Fırıncılar şimdi bu 60 kuruşa sattıkları zaman nasıl kar edecekler? Sana sorulur. Veya sana sorulur. Aslında yine kar edilir. Kar edilmeyecek bir durum yok. Ama şimdi kira, sigorta, bilmem işçi, bilmem maaşı, bilmem yemeleri, içmeleri öyle kolay değil aslında. Ben söyleyeyim bak. Bu işin sorumlusu Fırıncılar Odası'dır. Çünkü vatandaştan kaçtı. Belediyeden kaçtı. Yani devletle kafa tutar oldu abi. Sen kimsin ya? Ne oldu? 75 kuruşa veriyordu Büyükşehir Belediyesi. Fırıncılar Odası hemen bir açıklama yaptı. Açıklama da şu. Ekmeği 60 kuruşa indirdik. Ancak sadece fırınlarda satılacak. Bakkallara vermiyoruz. Bak şimdi. Nasıl bir anlayış abi ya? Şimdi hadi bakalım. Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğini 60 kuruşa düşürdü. 250 gram. Aynı ekmeği fırıncılar da satıyor. Çok da yaygın. Şu anda her yerde şey yapıyor. Yakında 50 kuruşa düşer mi? Düşebilir. Sayın Mehmet Sekmen hakkında ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu Pasiner Belediyesi biliyorsunuz Pasiner özel halk otobüsü yolcu taşıyan halk evet. Otobüsleri mahkemeye verdiler. 3,5 liradan direkt 5 liraya çıkardılar. Ücretleri. Evet. Aslında Erzurum taşımacılığı. Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesekme geldi. Bu olaya koydu. Şu anda 3-4 tane otobüs koydu. Oraya 3,5 liraya yolcu taşınıyor. Şimdi ben yani de bunlar bir, çok önemli şeyler. Aynen. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında bir şeyler söyleyeyim. Geldiği günden bu yana halkın sevgilisi oldu.
bir kere onu hakkını yemeyelim başkanımızın. Ancak ben de küçük bir eleştiride bulunacağım. Kendileri de eğer izliyorsa bağışlasınlar. Bu taksilerle ilgili, taksimetreyle ilgili başlangıç fiyatında ve taksimetredeki kilometrede bir atan miktar yönünden her ikisinde de artış söz konusu oldu. Başlangıç miktarı 1.30'dan 3 liraya çıktı. Daha sonra 100 metrede 1.60 kuruştan 90 kuruş, yani 2 katı gibi bir şey. Yani 5 liraya ben şahsım adına söyleyeyim. İşte evimden çıktığım zaman adliyeye 5 liraya gidiyordum. Şu anda az önce geldim adliyeden 12 lira. Allah Allah. 5 liradan 12 liraya çıkmış vaziyette. Önceden geçen seneye kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve başlayıncaya kadar bir önceki belediye başkanımız döneminde taksilerin plaka satışları 3 lira 4 lira civarıyken şu anda çıkmış 50 lira, 60 lira, 70 lira. Bir anda bir rant oluştu. Herkes hat peşine düştü. Hat satışı durdu. Önceden parsellemiş olanlar tabiri caizse malı götürdü diyelim. Yani bunun önüne geçilmesi gerekir diye düşünüyorum. Başkanımızdan rica ediyoruz tabii. Evet, şimdi gelelim hastane konusuna. Evet, bugünkü şimdi vatandaşların şöyle bir kafasında soru işareti var. Acaba özel hastaneler daha mı iyi bakıyor? Yani paramla daha iyi bakılırım mı? Bir soru işareti orada. Sizce nasıl bir yol çizmeli vatandaş? Şimdi özel hastaneler... Veya bu tabu doğru mu? Ya hiç de doğru değil. Şimdi özel hastanelerde halk için farklı bir bakış var. Hı. Hani gittiğim zaman sanki özel hastanede doktorlar farklı bakıyormuş. Farklı karar veriyorlarmış. Sanki özel hastanelerde hiç sıra beklenmiyormuş gibi bir algı var. Ama gittikleri zaman vatandaş sıra da bekliyor. Yani aynı uygulama da yapılıyor. Aynı teknikler de veriyor. Başka farklı hiçbir şey yok. Ama nedir? Özel hastane. Size bir şey söyleyeyim mi Sayın Ergen? Devlet hastanelerinin doktorları özel hastanelerin doktorlarından daha kaliteli. Ben bunu biliyorum. Yani şöyle tam kesin kati bir şey gibi olmasın ama yani insanlara sanki özel hastanenin doktoru böyle daha bir kaliteliymiş. Sanki böyle seçilmiş insanlar gibi yani. Farklı yanlış bir düşünce. Bir düşünce var. Yani biz buna kesinlikle karşıyoruz. Şu anda kamu hastanelerinde Sayın Topçu daha az sıra bekleniyor. Özel hastanede daha çok sıra bekleniyor. Şöyle bir şey bir de efendim. Bu özel hastaneye gelen doktor neticede kamu hastanelerinde yetişmiş bir doktor. Tabii. Ama kamu hastanesindeyken bu kadar değer görmüyor. Özel hastaneye geldiği zaman işte itibar görmeye başlıyor. Hayat standardı yükseliyor. Ya bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bir de şimdi düzenleme önemli. Bize gelen birkaç şikayet var bu konuda da. Kamu hastanelerinde çalışan doktorlar da özel hastanelere gidiyor. Evet. Mesela geçen bir şikayet aldık. Nene Hatun Doğum Hastanesi'nde doktor sıkıntısı varmış. Evet. Çoğusu hep özele gitmiş diyorlar. Ve orada tanınan, bilinen doktorlar hep özel hastaneye gitmişler diyor. Yeni yönetmelikle birlikte, yeni demeyeyim aslında, birkaç sene önce çıktı sağlıkla ilgili yönetmelikle birlikte bunun önü kesildi aslında. Yok, sizin dediğiniz farklı. Aynen. Hani kamu hastanesinde çalışan özel hastanede evet. çalışamaz aynen. diye bir aynen. kanun var aynen. onu biliyorum aynen. ama aynen. sıkıntı şu. Evet. O iş kamudan ayrılıyor, direkt özelde çalışıyor. Kamuyla hiç alakasını evet, kesiyor. Evet, evet. Yani ikisinden biriyle alakasını kesmek zorunda. İşte kesiyor. Kesmek ya zorunda. Ve o Nene Hatun Hastanesi'ndeki doktorların birçoğu çıkmış özel hastaneye de başlanmış işte. Oradan yani istifasını vermiş, oradan ayrılmış. Evet. Bir de şimdi farklı bir konuda bu konuyla alakalı bir konuda açayım. Sayın Ergen sabah şeye gittiniz mi hastaneye? Gittiğinizde mesela atıyorum hiç 9-9.30'da doktorun geldiğini gördünüz mü? Yok. Devlet memuru değil mi? Kaçta gelmesi gerekiyor? Yani doktor olduğunuzda size bu 9.30 ve 10'da gelme hakkını size kim veriyor? Yani her gittiğimde de şikayet ederim. Ettim de hiçbir de sonuç alamadım. Tabii ki idari işlemlerden sorumlu doktorlarımızdan sorumlu başhekim yardımcıları mevcuttur. Onların görevlerini safsaklaması neticesinde başhekimler doktorlardan önce gelir. Evet. Başhekim yardımcıları
bunlardan ince gelir. Niye? Sorumluluğunu bilirler. Ama işte bu doktorları getiremiyoruz. Evet. Ama doktorları da düzene sokması gereken normal. Var, gelenler de var. Mesele. Yani sorumluluğunu bilen doktorlar da var. İşte ameliyatı olan veya sabah erkenden gelip polikliniğe insanları muayene eden doktorlar da yok değil. Tamamı için demiyoruz ama sorumluluğunu bilmeyen doktorlar da var. O da işin ayrı bir boyutu. Şimdi başka bir konu var. Bu ambulanslarla alakalı 112 acil servisi, örnek bir telefon geliyor. İşte falanca yerde bir hastamız baygınlık geçirdi veya bir kaza oldu bilmem ne. Abi bir bakıyoruz özel hastanenin ambulansı onlardan önce orada. Veya oraya o gidiyor. Ve oraya o gidiyor, alıyor, özel hastaneye götürüyor. Kamuya götürmüyor. Evet. Özel hastaneye götürüyor. Burada sormak gerekir. Bu 112'de bu bilgiyi özel hastanelere sızdıran kim? Casus mu var diyorsun? Casus var. Bilet alıyordur. Başka bunun bir açıklaması yok. Çünkü devlet hastanesinin ambulansı yine direkt 112 özel hastanenin ambulansı geliyor ve aldığı gibi de özel hastaneye götürüyor. Ve oradaki özel hastaneye bakıldığı zaman çünkü orada insanlar şöyle bir şey. Hasta. Yani artık o ambulans geldikten sonra özel mi, kamu mu, bilmem ne mi, hiç kimsenin gözüne gelmez. Tek götürsün, tek şey yapsın çünkü acil bu. Yani adı üstünde 112. Bu yüzden bunun araştırılması gerekir. Bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili birçok şikayet aldık. Bu konuda kesinlikle ne şekilde, nasıl, kaç paraya anlaşılmış, kim bu bilgileri veriliyor? Bu konu araştırılması gerekir. Bu konuyla ilgili bir basın açıklamamız da olacak. Bakalım buradan işte bir duyuru yapıyoruz. Bir duyuru yani da artık başkan, basın açıklamasını. Şunu mu diyorsunuz? Orada bile 112'de bile bir rant, bir yolsuzluk, bir rüşvet çarkı dönüyor. Bunu yani başka bunun bir açıklaması yok. Açık açık söyleyelim. Yetkililer duysun. Yani bunun açıklaması yok. Evet. Böyle. Evet. Şimdi Nihat Başkan biraz dinlensen Sayın Hukukçumuzla biraz şimdi sohbet edelim. Geçen gün çok ilginç bir olaya şahit olduk. Bu dosya masrafları üzerinde bu arada Erdal Çelik hattımızdaymış. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Naci Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. İyi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Diğer arkadaşlarına da iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Biraz önce şimdi belediye başkanı Mehmet Sekmen'den söz ederken evet, hoşuma gidiyor dediniz ya, ben de şimdi size bir şey söyleyeyim. Bu yanlış anlaşılmaz, siz de bizim hoşumuza gidiyorsunuz. Allah razı olsun. Biraz önce de yani hanıma söyledim ki ben bu arkadaştan hoşlanıyorum, seviyorum. Dobra dobra bazı şeyleri konuşuyor. Evet. Çok da fazla yani programları izleyemiyorum ama böyle izlediğim zaman gerçekten dikkatimi çekiyor. Biraz önce fırıncı odasına dair bir şeyler konuştunuz. Evet. Ben sizin verdiğinizde belediye başkanımıza ve belediyemize bir serzenişle bulunmak istiyorum. Biz İbrahim Hakkı Mahallesi Şirköy'de yaşıyoruz. Evet. Mahallemiz bu mahalle köy burası. Evet. Hayvanlar olanlar var. Şimdi içme suyumuz daha önceden Dadaş köy üzerine ve şehirdekinden farklıydı. 1 lira 10 kuruş falan civarında. Yakın bir zamanda şehrinden aynı fiyata getirilmiş. Belediye meclisi toplanmış. Şu anda şehrin aynı fiyattan ödüyoruz. Evet. Burada hayvanlar olanlar var. Yani evet, su safiyeti fazla oluyor. Sizin aracınızla belediye başkanımıza eski genel müdürüne de buradan seslenmek istiyoruz. Dikkat alırsanız buradaki vatandaşlarımıza da memnun olacaklardır. Evet. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. İnşallah. Ben teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olurlar, inşallah. Teşekkür ediyorum, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şimdi İstanbul'dan bir numara. Tamam. Arıyor. İşte diyor ki, Sayın Erhan Topçu, bankadan kredi çektiniz mi? Çektim. Tamam, biz size bu kredilerden dosya masraflarını geri aldıracağız. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Sadece size bir form göndereceğiz. Bu formun karşılığı 90 TL. Parayı da şeye veriyorsunuz, nedir? Kargocuya. Evet. Gerisine karışmıyorsunuz. Biz size en kısa sürede bu parayı vereceğiz diyor. Ve sen de dedi okeyliyorsun. Diyorsun ki tamam. Geliyor bir zarf. İçini açıyorsun.
saçma sapan bir sürü kağıt. Aynı kağıtlar işte birkaç tane fazladan koymuş. Yedek. Evet. Yanlış yazabilirsin falan. Alakasız yani. Konularla. Alakasız evet, işler. Evet, evet. Alıyorsun, dolduruyorsun. Ondan sonra tüketici hakem heyetine götüreceksin. Bilmem dilekçe yazacaksın. Bankaya o zaman ben sana niye vekaletname çıkarttım eğer ben götüreceksem? Hayır, o parayı sana niye ödedim? Yani. İşte ben bunu anlamıyorum. Bu hataya düşen çok kişi var. Sayın Ergen, çok popüler bir konu. Evet. Çok güncel bir konu. Emin olun bu sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili milyonlarca kişi mağdur durumda şu anda. Çünkü televizyonlarda reklam veriyorlar, artık radyolarda vesaire tabii, işte tabii. Yani telefonlara mesaj şeklinde geliyor. Direkt arayıp böyle bağlanabiliyorlar. Geçenlerde beni de aradılar. İşte biz İstanbul'dan arıyoruz. Böyle bir derneğimiz var. İşte biz size yardımcı olacağız. Ben avukatım bilmem ne filan. Dedim avukat kardeş dedim. Ben sana bir iki soru sorayım da ben de Tüketici Hak Arama Derneği ile ilgili biriyim ve hakem heyeti üyesiyim. Evet, tabii ki. Bir gün tabii bırak ki. Nerede kalmıştın? Avukat arkadaş. Avukat kardeşim dedi. Avukat kardeşim. Soru soracaktım. Evet, Pınar Kahveci hattımızda. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Buyursunlar. Ben bir konuda size bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Erzurum'da 112 ambulansları genelde poliklinik hastalarına çalışıyor. Evet. Hani bir anons geliyor, gidiyoruz. Gayet hani normal bir hasta. Evet. Daha sonra trafik kazası çıkıyor. Trafik kazasına gecikmeli gidiyoruz. Sonra hasta yakınları tarafından darbe vuruyoruz. Evet. Hani bu konuda halkımızın bilinçlenmesini istiyoruz. Lütfen ambulanslar hani taşıma görevinde kullanılmasın. Evet. Genelde Erzurum insanı bu şekilde hani ambulansları meşgul ediyorlar. Hı-hı. Hani bu başka şehirlerde böyle değil, sadece burada böyle. Biz genelde poliklinik hastasına çalışıyoruz. Evet. Acil hasta hani mağdur ediliyor. Anladım. Anladım. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Pınar Hanım, ben bir şey ekleyeceğim. Biraz sonra bu Erhan Bey'in konuşmasından sonra hasta çalışanlarıyla alakalı bir açıklama mı olacak? Siz üzerinize alınmayın o zaman. Yani genel bir açıklama yapmayacağım. Yani herkes üstüne alınmasın. Sadece sağlık çalışanlarının yani işini dürüst böyle nezaketle yapan sağlık çalışanları tenzih ederek bir açıklama yapacağım. Sizin de bilginiz olsun. Evet, izlemenizi tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Bu arada özür dileyerek aslında Pınar kardeşimiz çok önemli bir konuya temas etti. Tabii. İtfaiye, ambulans, yani bu sektörde insanların canını kurtarma noktasında çalışan insanlara ne olur saygı gösterelim. Bakın burada bu insanlar, öyle ambulans şoförleri var ki abi, kendi hayatını riske ederek sırf o hastayı yetiştirmek için belki de hız limitinin 3 katı o yasağı delip gidiyor. Süratli. Çünkü o canı o hastaneye, o yaralıyı yetiştirmek zorundadır. Sağlık çalışanları evet çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Gecesi, gündüzü, nöbetçi kalanlar bilmem neler falan filan. Ama saygı göstermek lazım. Efendim geç kaldım. Ya bir soralım. Acaba gelirken yolda ambulans trafiğe mi takıldı? Veya bir tane lüzumsuz sürücü yolu mu kapatmış? Veya işte biri şeridi ihlal etmiş, yol vermiyor. Veya birisi hani bizim tabirimize yobazlık etmiş, işte 60'la gitmesi gerekirken 30'la gidiyor gibi bu tür çok şeyler oluyor. Dolayısıyla sağlık çalışanları, özellikle bu ambulanslarda 112'de görev yapan kardeşlerimize çok iş düşüyor, kendilerine çok iş düşüyor. Evet, yardımcı olalım. İtfaiye ekiplerine yardımcı olalım. Çünkü işleri gerçekten zor. Onların sorumlulukları çok fazla. En azından can kurtarma derdindeler. Dolayısıyla buradan bu hatırlatmayı da yapalım. Avukat kardeşimde kalmıştık. Evet. Ama evet. Haluk Atasoy Antalya'dan bizi arıyor. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihat Bey. Programınızı zevkle izliyoruz. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Ayrıca Erzurum Kanal 25'e de böyle konularda duyarlı olması nedeniyle de onları da ayrıca kutluyorum. Teşekkürler. Çünkü tüketici hakkı yasasında
kamu spotu olarak böyle bir yayın yapma, tüketiciyi aydınlatma gibi bir görevle verildi radyoculara ve televizyonculara. Evet. Dolayısıyla sizleri böyle bir yayından ötürü kutluyorum. Az önce dediniz ki hastanelerde bir eğitim söz konusu, evet, hasta personeline diye. Bu eğitim acaba nezaket kurallarıyla, kaideleriyle mi ilgili, gelen hastalara veya hasta yakınlarına böyle nazik ve kibar davranmalarıyla mı ilgili? Yoksa bir başka şey mi? Mesela ben de bir duyum aldım. Kendilerini koruma açısından judo, karate gibi, tekvando gibi kurslar alacaklarını duydum. Yani bu çok üzüntü verici bir şey. Tabii sizin bu konuda ne düşündüğünüz de önemli. Tüketicinin de, hastalarımızın da ne düşündüğü çok önemli. Bu çok sıkıntı verici bir durum. Yani bir hasta yakını ailesini getirmiş hastaneye, sedyede yatıyor veya bir evladını getirmiş, o hastanın psikolojisine uygun davranmaları gerekir diye düşünüyorum hasta personelinin. Ama maalesef bazı hastanelerde görüyoruz ki hasta bakıcıları, güvenlik görevlileri hastalarla ilgileniyor. Tabii bu da hasta yakınlarını bir şey yapıyor, rencide ediyor ve insanlar gayri ihtiyari böyle bir tepki ortaya koyuyorlar. Yani böyle bir judo karate dersi aldıracaklarına, hasta personeline, hastane personeline nezaket ve görgü kurallarını öngörecek bir şeyler aldırsalar, kurs aldırsalar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani sizi de kutluyorum. Ayrıca Nihat Beyciğim, şöyle bir mevzu var. Bir kaza vukuunda ambulansa 112'ye telefon ediyorsunuz. 112'den Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans gelmesi gerekirken bir bakıyorsunuz ki özel bir hastaneden ambulans gelmiş ve sizi de özel hastaneye götürüyor. Ve dolayısıyla özel hastanelerin de uyguladığı fiyat politikasına göre özel hastane sizden bir bedel alıyor. Acillerde bir bedel uygulaması olmaması gerekirken, yani böyle bir şey oluyor. Sizin Erzurum'da neler oluyor acaba? Bunları biraz bahseder misiniz? Evet. O konuya geleceğiz. Başka var mı sormak istediğiniz Haluk Bey bir soru? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Programınızı izliyorum. Sorduğum soruların cevaplarını oradan alacağım sizden. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Antalya'ya selamlar buradan. Haluk Bey Erzurum'a gönül dolusu selamlar. Eyvallah. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok bilinçli bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Ben şey dedim, bizi zorlayacak bir soru soracak da filan da böyle bir rahat nefes aldık. Gerçi evet, şimdi, ağzına sağlık. Çok şu, güzel konuştun. Avukat kardeşimle devam edelim. Ondan sonra da önemli konulara geleceğiz. O zaten gündemimizde vardı. Haluk Bey sağ olsun hatırlattı bizi. Evet. O konuyla ilgili çalışmalarımız zaten mevcut. Birazdan da başkanımız da bahsedecektir. Ben de bu iki yönlerinden bahsedeceğim. Şöyle bir şey. Dosya masrafları ile ilgili avukatım dedi bana. Dedim buyur kardeş. Buyur avukat kardeş. İşte ya böyleyken böyle işte biz sizin dosya masraflarınızı geri alacağız. Kredi kartı aidatlarınızı geri alacağız. Dedim. Ondan sonra işte davanız varsa davanızı açacağız. Ya dedim kardeş, yetki diye bir şey var hukukta. Hukuk usulü muhakemeleri kanununda yetki diye bir şey var. Sen benim davamı eğer ben bankadan, Erzurum'daki Yakutiye'deki bir bankadan bu krediyi almışsam ve benim ikametim Erzurum'da ise, ey avukat arkadaşım sana soruyorum dedim, İstanbul'da bu davayı nasıl açacaksın? Nasıl açacaksın? Nerede açman gerekir dedim. Ya işte bir saniye, diğer avukat arkadaşlara ben sizi alayım. Sen dedim avukat değil miydin ya? Az önce avukatım dedin bana, kendini öyle tanıttın. Hemen profesyonelce ayrıntılı bir soru sorduğunuz zaman üç kağıtçı dolandırıcı oldukları zaten hemen ortaya çıkıyor. Yani bunlara kanmamak gerekir. Sizden kredi kartı aidatlarınızı geri alacağız diye kredi kartı numaralarınızı vesaire, şifrenizi, onu bunu herhangi bir yerden alıp daha sonra internet bankacılığı yoluyla hesabınızı boşaltabilirler. Bu konuda halkımızı uyarıyoruz. Tekrar tekrar uyardık. Her zaman çeşitli panellere katılıyoruz. Seminerler yapıyoruz. Bu konuda tüketiciyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ama yine tabii ki halkımız saf temiz. Sayın Naci Bey.
kanıyor. Bu üç kağıtçılara, dolandırıcılara kanıyor. Ama bak buradan bir hatırlatma yapalım. Şu forum olayı. Mesela diyor ki, mesaj atıyor ki, diyor ki bugün son gün. Evet. Kredi dosya masraflarınızı geri almak için son gün. Hemen evet. Falanca falanca numarayı arayın. Öyle bir şey yok. Aramayın. Evet. Öyle bunlar bir şey yok. Dolandırıcıdır. Kesinlikle. Bakın dosya masrafları üzerinde almanız gereken hakkınız varsa işte size Tüketici Hak Arama Derneği ücretsiz bir şekilde, bakın burada altını çiziyorum. Tüketici Hak Arama Derneği ücretsiz bir şekilde sizin dosya masraflarınızı geri alıyor. Bir de şöyle bir şey var Sayın Ergen, yerimiz belli, yurdumuz belli. Hani telefon açmış bir adam, İstanbul'dan arayan bir adam. Yeri belli değil, yurdu belli değil. O telefon numarasına geri dönüş yapıyorsun. Yani böyle bir numara yok diyor. Yani sen caddede yürüdüğünde seni tanırlar. Evet, evet, evet. Tanıyorlar. O adamı ya enteresan bir şimdi, şey. Şimdi evet. Ek olarak bir şey ekleyeyim. Ekleyeceğiz bir şey var mı Sayın Topçu? Tabii ki şu dosya masraflarından biraz bahsetmek istiyorum. Çok popüler, çok güncel bir konu. Caddede gezdiğim zaman emin olun yüzlerce kişi bu konuyla ilgili yolumu çeviriyorlar. İşte sorular soruyorlar. Bu konuda Erzurum halkını, yerelde Erzurum halkını, internetten izleyenler için tüm Türkiye halkını bilinçlendirmek istiyoruz. O konuyla ilgili eğer sizin önemli dediğiniz bir husus varsa onu bahşedin. Ondan sonra ben dosya masrafları ile ilgili bir açıklama yapacağım. İki cümlelik bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi yeni bir teknik geliştirmişler. Sayın Ergen, ses kaydı bile yapıyorlar. Şimdi atıyorum Aydın Ağoğlu, biliyorsunuz tüketici konusunda önde gelen bir kişilerden ve medyada devamlı uzman çıkan bilir kişi. Uzman tabii evet, uzman bilir kişi. Onun adıyla arıyorlar. Ben Aydın Ağoğlu, sizin dosya masrafınız varmış, böyleymiş, şöyleymiş, biz size yardımcı oluruz, gelin. Aslında ses kaydı, böyle bir şey yok. Şimdi ayrı bir şey, BDDK yetkilisi adıyla arıyorlar. Biz Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan arıyoruz. Böyle evet. Bir sıkıntınız varmış. İnsanlar bu konudan çok düşüyor. Aranan numaralara kesinlikle itibar etmeyin. Numaralarımız bizim var. Siz bizim numaramıza ulaştığınız zaman bize ulaşırsınız. Ama biz sizi aradığımız zaman kesinlikle itibar etmeyin. Evet. Bir hatırlatma yapalım. İnşallah doğru numaraları söyleyeceğim. Bak aklımda kalmış mı? Buraya yazdım ama. 530. Benimkine doğru tahmin ediyorsunuz. Evet ama sevgili izleyiciler şimdi iki numara vereceğim. Tüketici Hak Arama Derneği'ne ulaşabileceğiniz numaralar bunlar. Dediğim gibi dosya masrafları özellikle bakın ücretsiz bir şekilde diyoruz. Dava açılacaksa dahi ücretsiz bir şekilde avukat bey davanıza bakıyor. Mahkemedeki bütün işlemleri avukat takip ediyor. Dolayısıyla size harç masrafları da var Sayın Ergen. Şimdi şöyle bir şey. Hakim heyetine başvurduk. Evet. Başvuruyu biz yapıyoruz. Bizim oradan herhangi bir kazancımız yok. Ha, dava aşamasında belki bir vekalet cüzi de olsa bir vekalet ücreti çıkıyor. Ama hakim heyetine başvuru aşamasında herhangi bir vekalet ücreti de çıkmıyor. Tamamen dernek adına ücretsiz kamu yararı gözeterek yapıyoruz. Hakim heyetine başvuruları. Ha, onun haricinde hakem heyetinden karar çıktıktan sonra eğer 1272 TL'nin altında ise ilamlı icra takibi yapıyoruz ve ona ilişkinde bir 60-70 TL'lik bir harç parası var. Onu derneğimiz karşılıyor. Ha eğer 1272 TL'nin üzerindeyse hakem heyeti kararı, bu durumda dava açmamız gerekecek. Davayı açarken 200 TL, 160-170 TL civarı bir harç parası yatırılması gerekiyor. Vatandaşımız onu yatırmıyor. Derneğimiz yatırıyor. Ha diyeceksiniz ki arkadaş sen niye cebinden bunu yatırıyorsun? Ya oradan alacağımız 300-400 vekalet ücretini 150 TL'sini vatandaşımıza geri bağışlıyoruz. Yani 150'sini düştüğün zaman derneğe kalan 100 lira 200 lira bir şeydir. Yani buna hiçbir avukat, hiçbir dernek de tenezzül etmez aslında. Biz tamamen kamu yararı gözetiyoruz. Anladım. Evet 0530 569 71 71 değil mi? Evet. Bu sizin numaranız. Doğrudur. Nihat Altay'a ulaşabileceğiniz, Genel Başkan Nihat Altay'a ulaşabileceğiniz telefon. Hukuksal boyutta da 0530. Zaten Oktay arkadaşım sağ olsun hemen benden önce abi giriyor. Hiç söylememe de gerek kalmıyor. 540 56 53 Erhan Topçu'ya ulaşabileceğiniz numara bunlar sevgili izleyiciler. Dediğim gibi dosya masrafları özellikle kredi kartı aidatları falan ne varsa
rahatlıkla hepsini geri alıyoruz. Evet. Bu konuda Tüketici Hak Arama Derneği yanınızda ve çalışmaları da yoğun bir tempoda yapmaya devam ediyorlar. Bir de Sayın Ergen, şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Sadece dosya masrafı olarak değerlendirmemek gerekir bizim görevlerimizi. Yani mesela vatandaşın telefonu camdan aşağı düştü, bozuldu veya kendi hatası olmaksızın, telefonu bozuldu. Örnek misal veriyorum. Veya bir kaza kaldı, yırtık çıktı, geri iade edecek. Telefonu geri iade edecek. Biz burada da ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Yani sadece dosya masrafı adı altında değil. Hak arama noktası. Tamam. Hak arama noktasında ne olursa olsun konumuz dahilinde ise biz kesinlikle ücretsiz bir şekilde harç paralarını dahi cebimizden yatırarak yardımcı oluyoruz. Evet, şimdi Haluk Bey'in bir sorusu vardı. Evet. İsterseniz 10 dakikalık süremiz kaldı. Onun evet. soruya bir giriş yapalım. Haluk Bey'in sorusunu bir cevaplayalım. İçeriğini o da merak ediyor şu anda zaten. Şimdi doktor son zamanlarda doktorla şiddet olaylarını görüyoruz, duyuyoruz. Yani bu kesinlikle bizim tasvip etmediğimiz bir olay. Yani şimdi hiçbir sorunun çözümü şiddet değildir. Tabii ki. Evet. Yani bu konu özellikle açıklık getirelim. Ancak şimdi olayın buraya neden geldiğini araştırmak gerekir. Yani o şiddet yapan hasta yakını veya hastayı o hale sokacak ne yapıldığının araştırılması gerekir. Şimdi Haluk Bey de söylediği gibi hasta yakınları kendini koruma eğitimi alıyor. Judo, tekvando. Hasta yakınlarından korunmak için. Şimdi biz de buradan şunu soruyoruz. Şimdi hasta yakınları, sağlık çalışanları bu judo, tekvando, karate eğitimi yerine biraz daha kendini hasta yakınlarının yerine koysa, biraz daha empati yapsa, biraz daha hasta yakınlarına karşı sempatik davransa daha mantıklı olmaz mı? Hani derler tatlı dil lan deliğinden çıkarır. Bu doğru bir şey. Çünkü bakın bunu duyumlara göre söylemiyorum. Kendim yaşadığım için söylüyorum. Yani kendim birebir gözlemlediğim için söylüyorum. Hani hasta çalışanları, sağlık çalışanları gerçekten yani böyle gittiğiniz zaman burun havada, hani eskiden bir tabir vardı derdik, beyaz Türkler, beyaz Türkler vardı. Şimdi kendini beyaz Türk görüyorlar. Hani sanki o insanlar orada mecburmuş, yani o insanların ücretini de maaşını da onlar veriyormuş gibi. Başkanımız beyaz Türkler dedi ama bir de beyaz masamız var. Eğer şikayetleri var ise doktorla ilgili beyaz masaya başvursunlar. Öyle kapatalım. Seyfullah Eğilmez hattımızda. Seyfullah Bey hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Alo. Seyfullah Bey, duyuyor musunuz? Alo. Alo. Seyfullah Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Naci Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Naci Bey, başkanıma bir soru soracaktım da bir bilinçli bir haber alabilir miyim? Yani tabii bilgi alabilir miyim? Ben esnafım da. Evet. Başkanım, iyi günler size de. İyi günler. Ben 4-5 sene önce ben bir sobayım aracısıyım. Ve Samsun'dan boru aldım. Evet. Boru aldım. Bu bankaya dekonutlu para yatırdım. Vatandaşa Samsun'dan. Ve benim malımın yarısını gönderdi, yarısını göndermedi. Ben bunu savcılığa iştirak ettim. Avukata iştirak ettim. Alamazsınız falan dedi. Ve bunu noterde tasdikledim. Noter tasdiği var. Malımı getiren şoförün yarısını getirdiğinden dolayı şoförün plakası var, bilmem telefonu falan var. Bu insandan görüştüm, he bugün göndereceğim, he yarın göndereceğim. Bir türlü 4-5 senedir şu anda yine çadım bitti. Yine benim malzemelerimin yarısını göndermedi. Bundan dolayı bilgi almak istiyorum. Nasıl bir çaba sarf etmemiz lazım ki? Biraz aynı konuyu konuştuk Ahmet'le hatırlarsanız. Seyfullah Bey, ticari mahkeme evet. Doğru mu? Evet. Çünkü evet, dolandırıcılık suçundan ticari mahkemelere yok, dava...
ya ticari, yani asli hukuk bakıyor. Evet. Ticari davadan alacak dolayı, çünkü tüketici hakemiyetleri ticari konusu olduğu için herhangi bir şey yapamaz. Evet. Alacak davası açacaksınız, evet. Ve bu konuda Sayın Topçu'nun adresi Cumhuriyet İş Merkezi'nin 3. katında. Kendisine, evet, gidin, bu konuda size hem yönlendirsin, hem yardımcı olsun, hem de davayı beraber açın. Bu sizin konu davalık bir şey olursa... Ve sizin alacağınızı tahsil ettikten sonra da Sayın Seyfullah Bey, yine canlı yayına katılırsınız. Şey dersiniz, Hak Arama Derneği gerçekten hakkımızı aradı ve alacağımızı tahsil etti. Bize de bir teşekkür ederseniz seviniriz. Ya başkanım, illaki teşekkür ederiz. Şu anda benim gibi mağdur olan birkaç tane de aynı şekilde esnaf var. Şimdi bu mahkemelere gittik biz. Mahkeme yani bir onay sunamadı. Yani illaki şey yapmanız lazım. Gidip orada mahkeme açmanız lazım dediler. Şimdi Seyfullah Bey, yani, Seyfullah Bey, ben... Evet. Hukuki yönden çok fazla yayında ayrıntıya girmek istemiyorum. İsterseniz hani bunu birebir yüz yüze olarak görüşelim, ama şöyle kısaca özetleyeyim ben size. Neticede noterde bir sözleşme yapmışsınız. Dolayısıyla bu noterde yapılan sözleşme karşı tarafı bağlayıcı hükümler içeriyor. Yani karşı tarafın size borcunu ispatlamış oluyor bu noter sözleşmesi. Dolayısıyla da bu noter sözleşmesine dayanarak bir alacak davası açabilirsiniz zaten. Ya, şöyle bir şey, davayı açarsınız, kazanırsınız. Ha, tahsili kabil mi, kabil değil mi? Asıl problem oradadır. Yani davayı kazandıktan sonra iş bitmiyor. Önemli olan karşı tarafın mal varlığında mal varlığı var mı? Eğer mal varlığı yoksa davayı kazanmanızın bir manası kalmayacaktır. Belki avukat size o yönden yardımcı olmuştur, davayı açmıştır, kazanmıştır ama parayı tahsil edememiştir. Siz de düşünmüşsünüzdür, bu ne biçim avukat, paramı tahsil edemedi. Karşı tarafın mal varlığı yoksa hapis cezası da söz konusu değil taahhüt yapmadığınız sürece. Avukat ne yapsın orada? Şimdi karşı yani tarafın mal varlığının olup olmadığı çok önemli o tarz davalarda. Evet, mal varlığı var, koskoca bir fabrikası var, boru fabrikası, emeğe fabrikası var. O zaman davayı açıyoruz, kazanıyoruz ve hemen ilamlı icra takibi yapıyoruz. Tabii, dava açılmış. Sayın Seyfullah Bey, dava açtınız mı siz? Seyfullah açtık dedi az önce. Seyfullah Bey, numarayı bir kez daha söylüyorum, bu numarayı yazın. Program bittikten sonra avukat Erhan Topçu'yu arayın. Müsait olduğunuz bir anda da yüz yüze bir görüşün, çünkü şu anda ne anlatsanız da vaktimiz çok de yok zaten, ayrıntılı soru da soramıyor size. Ha. Dolayısıyla bir görüşme yapın, işinizi mutlaka halledecektir. Var mı? 530 numarayı yazın bir yere. Evet. 530 540 5653. Bu numaradan Erhan Bey'e ulaşın, o size gereken yardımı yapacaktır efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, son 3-4 dakikamız kaldı. Son cümlemi bu son konuda söyleyeyim. Evet. Şimdi sağlık çalışanlarının empati yaparak kendilerini hasta ve hasta yakınlarının yerine koymaları, biraz sempatik yaklaşmaları, vücut dillerini iyi kullandıkları takdirde hiçbir kendiniz savunma eğitimi almalarına gerek yok. Bir de özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu savunma derken karate, tekvando, judo. Evet. A'da olay çıktı. Aslında ağlanacak halimizi biliyoruz. Bir dakika, olay çıktı. Evet. Şimdi adam sana vurmaya geliyor, sen bu sefer adamı döveceksin. Karate öğrenmişsin yani. Evet. Bu sefer olay daha da büyümeyecek. Daha bir suç. Bu sefer acil servis olacak, boks haline. Evet. Ya böyle bir şey var mı? Şaka gibi kabul ediyorum. Vallahi şaka gibi. Yok şaka değil, ciddi. Ciddi. Öyle kabul Sayın ediyorum. Sayın Topçu, ciddi olarak eğitim alıyorlar. Fotoğraf çekmişler, medyada basması yeri aldı. Ama şaka gibi, ağlanacak halimize gerçekten gülüyor. Yani. Abi. Yani bir şey de haberimiz yok. Şimdi önümüzdeki haftaya çok şey kaldı. Ben doğalgaz kaldı. Doğalgaz kaldı. Evet. En çok şikayetler ne, kimler yapıyor, evet, onlar kaldı. Şu anda bu dosya masrafları konusunda başvuru sayısı, ha, avukat bey not al, haftaya bunları istiyorum senden. Tamam. Haftaya ne kadar kişi müracaat ediyor? Erzurum'da kredi kullanan kişi
ne kadar? Yüzdeleme de olabilir, sayı da olabilir. Ben yayına gelmeden önce onunla ilgili onunla ilgili gerçekten çok ayrıntılı bir çalışmam vardı. Çok faydalı olacağını düşündüğüm yazılar vardı. Ancak duruşmam öğleden sonraya sarktığı için yayına programa yetiştiremedim, getiremedim. İnşallah haftaya çok ayrıntılı çalışmalarımız var. Peki. Onunla ilgili açıklamalar yapacağız. Başka ne vardı? Erzurum'da ne kadar kredi kullanan kişi var? Bir de bu hakem heyetleri nasıl çalışıyor? Bunları haftaya konuşacağız. Kaymakamlıklarda belirli sürelerden sonra o tüketici hakem heyeti odasının kapandığı bilgileri geliyor, şikayetleri geliyor. Dilekçelerin alınmadığı şikayetleri var. Bunları da haftaya konuşacağız. Bir cümleyle kapatıyorum. Evet. Kapatalım, özür diliyorum. Kapatalım. Tüketici hakem heyetlerine müracaat edenlerin %70'i bayanlardan oluşuyor. Haftaya bunu da değerlendirelim. Peki. Ben de kapatmadan önce yerelde tüm Erzurum çocuklarının, genelde ise tüm dünya çocuklarının evet, çocuklar gününü kutluyoruz. Çocuklarımız ölmesin diliyorum. Evet, bu arada yılda bir, Allah'ın her günü bir önemli gün aslında, birileri yapmış da. Evet, evet, evet. Mesela ağız ve diş sağlığı haftasındayız şu anda. Evet. Haberiniz var mı? Evet var. Yok, benim yoktu. Dürüst oluyor. Bu arada dişleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya Perşembe günü konuklarımla yine burada olacağız. Tabii tüketici haklarını konuşacağız. Gerçekten Erzurum bu konuda çok bilgi bakımından sınırlı. Dolayısıyla biz bu tabuyu yıkacağız. Artık insanlar birilerine götürüp para karşılığı sadece forum almayacak. Hak arama noktasında ücretsiz bir şekilde hukukçu arkadaşımız sizin mücadelenizi verecek. İşte genel başkan burada, yapılan çalışmalar belli. Dolayısıyla birilerine götürüp boşu boşuna para vermeyin. Dosya masrafları konusunda bankalardan alabileceğiniz, hakkınız olan parayı almak istiyorsanız sağa sola gitmenize gerek yok. Bakın burada hukukçu arkadaşlarımız var. Ücretsiz bir şekilde sizin işlemlerinizi yapıp takip ediyorlar. Dolayısıyla Kanal 25 ve Tüketici Hak Arama Derneği bu manada üzerine düşen görevi yapmaya devam edecek diyoruz. Ana kumanda masasında Oktay Polat, ben Naci Ergen, sevgili Başkan Nihat Altay, sevgili hukukçu kardeşimiz Avukat Erhan Topçu. Haftaya Perşembe günü tüketici konuları, Pazartesi günü de gündemi değerlendirmek üzere burada olacağız. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.